Shell'in sunduğu Trafikte Küçük Hata Yoktur başlıyor. Radyo Trafik'ten herkese merhabalar, mutlu haftalar efendim. Yeni bir hafta, tarih 22 Mayıs 2023 ve her hafta pazartesi olduğu üzere bu pazartesi de Trafikte Küçük Hata Yoktur programında Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı hocamızla birlikteyiz. Bugün bir teknik aksaklık nedeniyle görüntülü yapamadık yayını, o yüzden hocamız canlı yayında telefonla katılacaklar bize. Hocam merhabalar, iyi haftalar, nasılsınız? Merhaba, iyi haftalar tüm Radyo Trafik dinleyicilerine. Sağlık, huzurlu, güzel bir hafta olsun. Bu arada benimden kaynaklanmıyor. Evet, teknik sorun bizim kullandığımız sistemden kaynaklı bir problemmiş. Bir türlü çözemedik. Kendimi kurtarmam lazım. Merak etmeyin hocam. Bu tamamen altyapı sağlayıcıyla alakalı bir sorun. Çok uğraştı bizim bilgi işlemden arkadaşlar ama bir türlü çözemediler. Ben de bugün bir ulusal kanalda şeyim vardı, yani canlı yayın, televizyon. Orada da onlar da bir sistemi ayarladılar ki daha önce de girmiştim. Biz her türlü hazırlığı yaptık mı olsun, bize radyodan dilimizin döndüğünce sorularınızı cevaplamaya Estağfurullah. Hocam çok uzatmayalım, telefonu çok tutmayalım. Şeyin sponsorluğunda devam ediyoruz Trafikte Küçük Hata Yoktur programına. Bu arada sizler de yorumlarınızla katılabilirsiniz değerli dinleyenler. Sorularınız varsa onları da alabiliriz. Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürü Sayın Barış Yıldırım bizim konuğumuzdu hocam. Onun yapmış olduğu açıklamalardan birkaç tanesi bayağı göze çarptı. Onlarla başlamak istiyorum. Onlara dair birkaç soru yöneltmek istiyorum. Sayın Yıldırım'ın bu geçtiğimiz yıllarda da uygulanan, daha sonra kaldırılan bir projeyi, hareketli orta refüj projesi üzerinde çalıştıklarını anlattı. Nedir hareketli orta refüj projesi? Trafiğin yoğun olduğu saatlerde belirli yönlere göre bir şeridi karşı yöne vermekten bahsediyorum aslında, dedi kendi ifadesiyle. Yani daha önce siz hatırlarsınız, İstanbullular da hatırlarlar, köprülerde biliyorsunuz bu ek şerit uygulaması yapılıyordu, sonra bir anda kaldırıldı. İşte sahilde biliyorsunuz bir transit yol vardı ki benzer bir çalışmadan söz ediliyor. 3 nokta belirlemişler: Bakırköy sahil yolu, Uzuncayır kavşağı, Bostancı kavşağı arası ve Tuzla kavşağıyla Kartal kavşağı arasında E5'teki hatlar. Ne dersiniz hocam, bir fayda sağlar mı? Sağlamaz fayda. Şimdiden söyleyeyim açıkça. Hem trafik güvenliğine büyük sıkıntı yapar, kazaların artmasına vesile olur. Kaza artınca da biliyorsunuz bunu 15 Temmuz bugünkü ismiyle köprüde yaptılar. Bir kaza olunca uygulamadan vazgeçtiler. Biz onlara daha mantıklı bir öneride bulunmuştuk. Sizin de her programda tekrarladık. Burada önemli olan trafik sıkışıklığındaki neden. %85 yollardaki bir yolculu, en fazla iki yolculu otomobil. Burada toplu ulaşımı rahatlatmak için bir toplu ulaşım şeridi çekmenin bu trafiğe, hem toplu ulaşıma hem trafiğe çok daha büyük katkı sağlayacağını çok kere söyledik. Yaklaşan yerel seçimler neredeyse 9 ay kaldı. Hala uygulanmadı. Bunun büyük bir fayda sağlayacağını söylemiştim. Bence bu hazırladıkları yollarda orta refüjden bir şerit çekip, o orta refüjün peyzajı falan var, çok güzel bir genişliği var, sığınma cebi şeklinde, bunlarla oynamamak lazım. Yani bunun bir fayda getiremeyeceğini ve çok daha tehlikeli durumlar oluşturacağını söylüyorum. Tekrar diyorum, iyi okumak lazım. Hani siyasette milleti iyi okumak lazım diyoruz ya, trafikte de teşhisi iyi okumak lazım ki tedavi yönteminiz başarılı olsun. Ben buradan Barış Bey'e de sesleniyorum, ulaşımın bütün bilimlerine, Ekrem Bey'e sesleniyorum. Bu uygulamanın katkısı hiç olmaz. Bir de uygulayacakları arterler, İstanbul'daki ana arterlerde trafiğin yani %1000'de 10.000'de mertebesinde. Ondan sonra o şeritleri bağladığınız yerde şerit disiplininin sağlanması lazım. Katılımlar, ayrımlar önemli. Yani yılların tecrübesiyle bunun faydalı olmayacağını ve tekrar bu toplu ulaşıma bir şerit çekilmesinde
ısrarcı olduğumu paylaşmak istedim. Peki. Toplu ulaşım konusunda da çok şikayetler olduğunu söyledi Sayın Yıldırım. Yani orada da şikayetler derken sektörden şikayetler olduğunu söyledi. En çok şikayet edilen noktanın da işte 65 yaş üstü vatandaşlar tarafından yapılan ücretsiz kullanım ve ücretsiz olarak ulaşımdan faydalananlar. Bununla alakalı işte bakanlığın ve merkezi yönetimin ödediği rakamların düşük olduğunu ama bunun maliyetinin otobüs firmalarına 20 binlerin üstünde olduğunu söyledi. Bir de zam yapmak istemiyoruz ama mecburuz dedi. Sizin yapmış olduğunuz Çalıştay'da da çok şeye gelmişti bu, hatırlıyorum, gündeme gelmişti. Evet. O zaman tüm toplu ulaşımları yöneten belediyeler, hangi siyasi görüşten olursa olsun fark etmez, hepsinin ortak görüşü aynıydı. Burada da biz o Çalıştay'da ne güzel söylediniz. Orada da çok güzel bu sorunlar ortaya konulmuştu. Oradan ortaya çıkan ortak akıl toplu ulaşım yasasıydı. Ben geçen sene bunu gruplara götürmüştüm, o yasayı. Hı hı. Bu arada da Utku Bey'e de teşekkürler. Onun bir şeyini kitapçık haline getirmişti, Çalıştay'ın sonuçlarını. Şimdi işte seçim sürecine girildi. Seçimler, başka gündemler. Şu anda meclis, yeni meclisimiz 28. dönem meclisimiz oluştu. 600 milletvekiliyle bu meclis oluştu. Buradan sesleniyorum. Hemen yani burada her partinin destek vereceği bir konu. İlk daha meclisin ilk çalışmasında ilk sıralarda bu toplu ulaşım yasası çıkarılırsa, işte Sayın Başkan'ın söylediği gibi devletin desteği bu kurumsal hale getirilir. Toplu ulaşımın kara usul olmaktan çıkıp 81 ilde yüksek standartta yönetilmesini sağlar. Yani o Çalıştay sonuçlarımızda çıkan toplu ulaşım yasasının şu anki de iyi bir fırsat, yeni oluşan meclisin en baş gündeminde yer alması için bütün siyasi partilerin ve meclisteki grubu bulunan partilerin, onlara yakın olan kişilerin, belediye yöneticilerinin acil buradan temasa geçmesini şiddetle öneririm yani. Peki. Hocam bir de bir kasis meselesi var. Bu benim de çok yaralı olduğum noktalardan bir tanesidir. Bu konuyla ilgili Sayın Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Oradan yola çıkarak söyleyeceğim. Şimdi herkes sokağına kasis olsun istiyor diyor Sayın Yıldırım, ama bunun belirli bir planı programı olması gerekiyor ve dünyada olmadığı kadar çok kasis Türkiye'de var diyor. Bunu da gerçekten hak veririm, çünkü İstanbul'da özellikle araba kullanmak ara sokaklarda çok güç, hatta bazen ara sokak değil arter diyebileceğimiz yollarda dahi bir anda karşınıza bir kasis çıkıyor. Gece işte gerekli fosforlu işaretlemeleri silindiği zaman göremediğiniz kasisler oluyor. Nasıl çözülecek bu durum yani? Ya efendim, bunun içinde ne kadar problem yaptık. Kasisin nasıl olacağını Türk Standartlar Enstitüsü paylaşmış. Bunun nasıl olacağını, görünürlüğünün nasıl olacağını, ne kadar metreden işaretleneceğini, hangi malzemeden yapılacağını anlatmış. Şimdi rastgele kasisler yapılıyor. Halbuki ana arterlerde hiç kasise gerek yok. Elektronik denetim sistemleri var. Bunları hızlandıracağız. Elektronik denetim sistemiyle de hız ölçümü yapıldığını vatandaşta muazzam bir kalıcı bilinç oluşturacağız. Ya bunlar çok eskide kalan şeyler. Bu kadar 2023'te teknolojinin en ilerisini kullandığımız yerde neler yapıyoruz ya? Bir Teknofest'teki o genç çocukların icatlarına bak, getirip yola kasis koyuyorsun. Ya olacak iş mi? Bunun boyu, yüksekliği Vallahi hocam bazıları kasis değil onların. Bazıları bayağı bildiğiniz tepe. Kırarsınız, belinizi bir hızla girdiğinizde fark edemezseniz görünürlüğü önemli. Onlara dikkat etmiyorlar. Sakat kalırsınız. Aracınız zarar görür. Bir sürü yedek parça, bir masraflar çıkar. Dolayısıyla bu sistemi de tekrar gözden geçirip elektronik denetim sistemlerinin öne çıkacağı, kasisin olmadığı, burada çok mecbursa daha küçük genişlikli, hızın yüksek olduğu yollarda da tamamen bu TSE'nin standardına uygun olarak. Burada şey diyor Sayın Barış Yıldırım, biz sadece okul ve cami önlerine yapıyoruz. Onun dışındaki alanları artık yapmıyoruz ama önceden yapılmış olanlara da müdahale etmiyoruz diyor. Burada bir müdahale yani, gerekiyor herhalde. Yani bence mesela Barış Bey bir Sarıyer'den Zekeriya Köy Kiliyosa kadar bir gitsin. Orada ne kadar kasis olduğunu görecektir. Başka
yollarda da, ana arterlerin dışında da bu kasislerin son derece trafik güvenliğini bir anda da fark edemiyor. Önceden işaretlenmemiş, frene bastığı zaman zincirleme kazaya neden oluyor. Dolayısıyla bunlar bir tekrar bir gözden geçirmek lazım. Sizin gönüllü muhabirlerinizin bu yöndeki bildirimlerini burada bir şekilde birleştirmek hocam lazım. Tam da burada kendi bir şey söyleyeceğim. Evet, evet. Tam da burada bir şey söyleyeceğim. Sözünüzü keserek özür diliyorum. Şimdi mesela biz kasisten şikayet ediyoruz. Olmaması gerektiğini söylüyoruz ama birçok insan da küçük çekmece E5'i bilirsiniz D100'de. E5'te küçük çekmecede şey vardır. Tam böyle küçük çekmece köprüsünü geçtikten sonra E5'ten yan yola bir katılım vardır. Evet. Şimdi trafik sıkıştığı zaman o bölgede insanlar o yan yol katılımından geri geri gelerek ana yola çıkmaya çalışıyorlar. Yan yolda ilerleyenler geri geri gelip ana yola çıkmaya çalışıyorlar. Yıllarca biz bunun şikayetini aldık. Nihayetinde oraya bir EDS takıldı ve çok ciddi derecede de para cezaları gitmeye başladı bu geri geri çıkanlar. Hatta geri geriyi çıkmayı bırakın, arabayı resmen U dönürüp ters şeritten böyle çekmeye çalışanları da gördük. Fakat bu EDS'nin orada olmasına ve hakikaten patır patır ceza kesmesine rağmen hala orada geri geri çıkanlar var ve bundan haklı olarak tehlikeli olduğu için de şikayet eden insanlar artık bırakın kasisi buraya bir kapan konulsun demeye başladılar. Buna ne diyorsunuz? Yani bunu var bunu kuralsızlık olarak görüyorum. Zaten ölümlü yaralanmalı kazalardaki sürücü hatasının %90 olduğunu da görürsek insan hatası %99. Demek ki bu kadar bu EDS, bu kadar ceza da yetmiyor. Burada yani o bilinci tekrar onlarda bu EDS ile gelse de ben nasıl olsa ödemem bilmem ne falan. Yani bu trafik polislerinin orada bir çalışma yapması lazım, denetim ekiplerinin. Onun haricinde de geri kaçışı önleyecek şekilde de bir takım geometriyle oynanabilir. Yani hani tam yola bakmadım, belki o bariyer biraz daha uzatılır, geri gitmesi önlenebilir. Böyle bir şey olur mu? Yani biz ilk ehliyet aldığımızda 70'li yıllarda öğrendiğimiz ilk kural tek yönlü yolda geri gidilmez. Orada da bir yan yol olduğuna göre tek yön geri gidemezsin. Gidersen ne olur? Kaza yaparsın. Ne olur? Ölürsün, öldürürsün, yaralanırsın. Bir de kavga ediyorlar hocam, nasıl yol vermiyorsun diye. Böyle bir gürültü var. Olacak iş değil. Yani ona ben buradan rica ediyorum Sayın Emniyet Müdürümüz Zafer Bey, trafik konularına da hassas. Bu orada bir ekiplerle huzurdaki devletin denetim gücünün gösterilmesi yönündeki değerli desteğini göstereceğine inanıyorum. Peki siz de diyorsunuz işte biz de hep küçük, trafikte küçük hata yoktur projesini anlatırken hani işin temelinde aslında küçük çocuklara eğitim olduğunu söylüyoruz. Shell de bu konuda çok destekçimiz. Şimdi ben hep şunu hayal ederim. Bu eylemi yapan vatandaşlar diyelim, insanlar, sürücüler, daha net bir tabir olsun. Bu eylemi yapan sürücülerin yanında çocukları da var. Orada o geri geri giderken çocuk bunu görüyor ve bunun yapılabilir olduğunu beynine işliyor. Ondan sonra işte kural ihlallerinin bazı insanlar tarafından esnetilebileceğini, kendisi tarafından, ebeveynlere esnettiği için kendisi tarafından da esnetilebileceğini düşünerek büyüyor ve netice itibariyle o çocuk da günü gelip arabanın başına, direksiyonun başına geçtiğinde kural tanımaz hale geliyor. Bu nasıl düzeltilecek? Bunun bir... İşte bak çok güzel, bunun bir kötü senaryo olarak bunu gündeme getirdiniz. Bunun iyisi de çocuklara ilk okulda ve daha öncesinde trafik bilincini oluşturmak. İşte bizim bu trafikte küçük hata yoktur projesi, üniversitemiz, Ticaret Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan Shell'in sponsorluğundaki bu proje tam bunu yapmak için. İşte orada Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan bu projedeki videolar var. O videoyu benim daha torunum yani 4 yaşında bugün daha önce onu izliyor. Nasıl yapılması gerektiğini görüyor. Bu tam tersi çalışıyor. Babasını, annesini uyarıyor. Kemeri bağla, araç kullanırken cep telefonu kullanma diyor. Yani biraz daha yaşı büyükse hızla ilgileniyor. Dolayısıyla bu bilincin küçük yaşta olması lazım ki buradan netice alalım. O açıdan bu projenin son derece değerli olduğunu görüyorum, biliyorum ve bu sayıda bu projelerin artırılmasını
okul öncesi çocuklarda, ilkokulda bilincin oluşturulması. Biz orada o bilinci aldığımız zaman, sizin biraz önce söylediğiniz gibi, olumsuzluğu da alsak, olumluyu da alsak, o bizim yaşantımızda önemli rol oynayacak. Onun için o minik çocuklara kötü şeyler değil, iyi bilgileri, doğru olanları öğretelim ki trafikte bu son derece önemli. Bu kadar sayıda, binlerce kişi hayatını kaybediyor ve hep insan hatasından, kurallara uymadığımızdan. Şimdi hocam, kasis konularıyla alakalı Yalçın Bey'in de bir mesajı var. Kasisler için uyarıcı levhalar var. Yalnız bu levhalar tam da kasisin yanı başına konuluyor. Tabii, daha geriye konulması gerek. Bir metresi var onun ki insan onu görsün, ona göre tedbir alsın. Açık renkle boyanması lazım görünürlüğü açısından. Boyutları var. Yalçın Bey çok güzel tespit etmiş. Bugün benim İstanbul'da gördüğüm kasisler de TSE'nin standartına uyan bir kasisin çok az, hemen hemen neredeyse de daha iddialı olayım ki ilgililerin ilgisini daha fazla çekeyim. Bunlara uymadığı görülecektir, yapılacak. Benim geçen gün bir yerde tam böyle standart bir kasis dikkatimi çekti de neresi olduğunu çıkartamadım. Hatta kendi kendime de dedim ya niye şu kasislerin hepsini böyle yapmıyorlar diye. Bununla ilgili Salih Bey mesela bütün ilçe belediyeleriyle büyükşehir farklı kasisler yapıyor diyor. Bir de bu sorun var. Büyükşehri yapsak ilçe belediyeleri. En büyük problem önüne gelenin istediği kasisi yapabiliyor olması. Maalesef onun standartsızlık buradan oluşuyor. Herkes kendi kafasına. Peki bir yasası yok mu hocam bunun? Yani oraya yasası yok mu veya bir yönetmeliği? Yani normalde dedim ya, TSE'nin standardı var, karayollarının buradaki standartları. Nereye konulabileceği konusunda. Nereye konulacağını, nasıl yapılacağını, boyutları, renklendirilip görünürlüğünün sağlanması, işaretlerin ne kadar metre önceden konulacağı hepsi belli. Burada aşırı bir kuralsızlık var. O zaman şöyle bir şey söyleyelim. Bir programımız fayda sağlasın. Buradan Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Buradan ilçe belediyelerine sesleniyoruz arayollarda. Buradaki kasisleri standardına göre bir gözden geçirsinler. Ve ben bundan sonra inşallah bu 28 Mayıs'taki seçimlerin sonucunda İçişleri Bakanlığımız kim olursa olsun ona bir yılların bir trafik mühendisi olarak ilk tebrikimi yaptığımda da bunu bir genelgeyle bütün belediyelere bunu duyurup il ve ilçe, büyükşehirlere belli bir süre verip bu standarda getirmelerinin ilk genelgelerden biri olması için bir girişimde bulunacağımı burada radyo trafik izleyicilerle paylaşmak isterim. Hocam çok hayır dua alacağınız kesin. Yani çok evet. İnsan arabanın altını burada bırakmıştır. Bunun not düştük yani, bunu yapacağım. Kim kazanırsa, hangi kişi İçişleri Bakanı olursa İlk genelge bu olsun diyor. Peki. Son olarak Salih Bey'in bir sorusu var hocam. O da der ki aslında değinmeniz gerekiyor diyor. Orta refüjler yapılıyor. Refüjlerin önünde hiçbir uyarıcı plastik vesaire konulmuyor. Yani 2 metre geriden 1 metre yüksekliğinde plastik duvalar konulmalı ki bunun ne olduğunu anlayalım. Ve bunun da standart ve zorunlu olması gerekiyor. İstanbul'un ilçelerinde, ara sokaklarında bundan dolayı binlerce muzdarip olmuş, binlerce araç var. Her gün kaza yapılıyor. Fosforla boyasalar, plastik duvo koysalar bu kazalar olmaz. Yani bir araba kaza yaptığında arabanın bedeli en az 400-500 bin lira. 500 bin lirayla 5 bin tane plastik duvo alınır diyor Salih Bey. Çok haklı söylüyor. Bir de bu araçların birçoğu ithal. Yani oradan hani yabancı dışarıdan bu malzemeler geliyorsa yani cari açık açısından önemli. Yani iş kaybı açısından önemli, israf açısından önemli. Aynen haklı. Bunların hepsinin tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Bu konuda da geçen Sayın İçişleri Bakanı çok önemli bir ifadesi oldu. Ben dedi belediyelerin amiriyim. Hakikaten öyle. İçişleri Bakanlığı'nın da trafik güvenliği konusundaki bu önümüzdeki dönemde belediyelere kendi büyük emeği var, gayreti var trafik müdürlüklerinin, trafik emniyet genel müdürlüğümüzün bu emeklerinden daha fazla fayda almak için bu konularda da belediyeleri de yakın takibe almalarının çok önemli olacağını düşünüyorum. Peki. Hocam yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Birkaç dakikamız kaldı. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım lütfen. Vallahi ben de size teşekkür ediyorum. Hani işi çok iyi severek yapmak başka, faydalı olmak
işte bu severek yapmanın bir sonucu. Dolayısıyla olun, çok faydalı başlıklar açtınız. Bunların beraber hep takipçisi olalım ama bunları gerçekleştirinceye kadar da hem belediye olarak hem merkezi idarenin ilgili birimleri olarak doğru adımlar atalım. Yani burada bir uygulama yaptığımız zaman sürekliliğini olacak işte orta refüjlerde geçici şerit gibi sürekliliğini düşünerek yapalım. Buradan getirecek katkıyı hesaplayalım. Sonuçlarına bakalım ama vatandaşlar olarak da trafik kurallarına kesinlikle harfiyen uyalım. Bilelim ki bu kazalarda insan faktörü %99. Kurallara ne kadar iyi uyarsa bu kadar kendi can ve mal güvenliğimizi, geleceğimizdeki insanları üzüntüye sokmadan güzel bir yaşantıyı, zevkli bir araç sürüşleriyle yolları da yaya ve yolcu olarak bunları kullanabiliriz. Yaklaşan bayram var, yaz tatili var, trafik hacmi her geçen gün artacak. Artması kaza riskini artırıyor. Bunun için diyorum ki trafik kurallarına harfen uymayanları uyaralım. Trafikte küçük hata yoktur projemizin ne kadar bir isabetli proje olduğunu bu yönde de bu çalışmalarında artırarak devamını tekrar öneriyor. Sizin şahsınızda radyo trafiğin değerli çalışanlarına, gönüllülere ve bizi dinleyen herkese tekrar güvenli, düzenli bir trafik dilerken yaklaşan bu haftanın sonunda yapılacak seçimlerinde ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hocam teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Profesör Doktor Mustafa Alıcalı ile birlikteydik. Trafikte Küçük Hata Yoktur programında Shell'in sponsorluğunda. Az sonra söz Cengiz Sarıkaya'da. Ben Kerim Öztürk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Shell'in sunduğu Trafikte Küçük Hata Yoktur sona erdi.